Anakartım SLI desteklemiyormuş. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Okay. Güzel bir introduction koyduklarını bilmiyordum. Keşke de oyuna başlarken değil, oyuna girerken falan gösterseydiniz abi. Daha şey olmaz mıydı acaba? Okey, o zaman yeni seferden gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Madem eski kayıtlar şey. O zaman eski bir dostumuza baştan merhaba diyeceğiz. Oyun sesi çok fazla ya. Azıcık fazla müzik ya. Belki ben duyulmuyorumdur şu an. Evet. Peki, inşallah bu kadar beklemeyiz her şeyde. Ben çok üzgünüm. Kıbrıs'tan ikinci ekran kartımı getirip böyle bir çifte uygulardım diyorum bilgisayara ama... Köy ocakları 120'de ağız artar böyle. Ülke ocakları gibi köy ocakları varmış Kal Radyo'da. De şu başlarda bunu kullanabiliriz gibime geliyor. Kentlerden %20 daha az vergi gelir. Yani kentlerden vergi gelene kadar abi. Oho. İyi, buradan devam ediyoruz. Tükürürüm ha. Bıyıklı olsun lan. Bıyıklı olacak Polgar. Bıyık nerede? Tek bıyık istiyorum ben. Sadece bıyık. Herkes bıyıklı olacak lan. Bu kanaldaki herkesi bıyıklı yapacağız. Neyse, iyi oldu herhalde. Şu an iyi değil mi? İyi böyle. Tolgar iyi böyle. Yakar ha. Yakacağız. Ne? Kim oldun lan sen? Yanagur değil. Yanagur değil. Tolgar. Bir intikam ve kurtarma görevi için kardeşinle yola çıkmaya hazırlanıyorsun. Karakterini oluşturun. Hazırsan devam et ya da değişiklikler yapmak için geri dön. Medeniyet Kuzeyt. Kuzeyt hükümdarının sahip olduğu köylerde at, katır, inek ve koyun üretimine %25 bonus. Atlı askerleri almak için ve üst seviyeyi yükseltmek için %10 daha ucuza gelir. Okey, çeviri. Kentlerden %20 daha az vergi geliri.
Aylan bir Noyan'ın soyundandı. Binicilik ve gönderili silahı 15. Ha bu, burada teker teker şey yapmışım. Ben de herhalde bir narratif oluşturacaklar buradan sandım. Tamam devam. Ön ayarları. Çapulcu, savaşçı, Bannerlord, özel. Bannerlord, savaş. Savaşçı olsun be. Ölmek. Iron Man modu. Wow, bir Bannerlord Iron Man modu yapılmalı ya. Bir Iron Man modu yapılmalı. Tamam hadi bakalım. Oyunu başlat. Evet be. Evet gördüğünüz gibi artık kupadan su içiyorum. Çünkü basit su bardakları bana yetmiyor. Su artık kupadan su içilecek. Yapacak bir şey yok. Oh mis gibi. Gelsin müzikler. Gelsin müzikler. Kardeşim 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Jatu'yu ve Altey'i nasıl kurtaracağız? Hiç bilmiyorum. Sanki Japonya'dan çıkmış isimler gibi duruyorlar. Burası birliklerin kullandığı eski bir eğitim alanına benziyor. Belki biraz zaman ayırıp becerilerimizi tazeleyebiliriz. Akıncılar yetiştiğimizde alıştırma yapmış olmak işimize yarayabilir. Tamam hadi parkur deneyeceğim. Sence yakında akıncılar yetişir miyiz? İzler taze ve ufukta duman gördüm. Yağmalamaya ve baskın yapmaya devam ediyorlarsa çok hızlı hareket edemezler. Evet, ufaklıkları kurtarabileceğimizden eminim. Ya da bu uğurda öleceğiz. Ha. Savaşa nasıl hazırlanmalıyız? Eğer yağmalamaya devam ediyorlarsa daha küçük gruplara ayrılmış olabilirler. Umarım hepsiyle tek seferde karşı karşıya gelmemiz gerekmez. Ancak birilerini tutmamız veya bize katılmaya ikna etmemiz faydalı olabilir. Tamam hadi eğitime devam edelim. Devam edelim öyleyse. Dövüş eğitimini oyna. Yaptım. Eğitim alanına giriyorsun. Okey tamam. Girelim mesela. Ata girelim. Ata girdik şu an. Bir silah seç. İlk önce şunu seçelim. Mızrak talim. Hadi bakalım. Buradan mı devam ediyoruz ya? Kulvarı bitir ve elinden geldiğince çok hedefe vur. Ha evet hatırladım bunu. Alçak testi be. Lanet olası testi. Siz onur yoksunları yüzünden millet su toplayamıyor be. Delikli çıkıyorsunuz. Kırılıyorsunuz. Millete su depolayacağınız konusunda yalan söylüyorsunuz. Sizin kilden yapılmış kapılarınıza lanet olsun be. Hepinizi kıracağız oğlum. Hepinizi kıracağız. Şuna bak bir estetikten yoksun. Renksiz. Siz bir Nevşehir'e geleceksiniz. Orada yapılmış testileri göreceksiniz. Siz var ya. Siz oyuncusunuz be. Yalancısınız hepiniz ha. Bütün testiler. Lanet olsun kaybettim. Onu da yapamadım. Evet. Ben de yalancıymışım. Ya bir çekilsene kardeş. Lan. Oğlum. İşte böyle testilere yardım eden insanlar da var. Testiciler de var. Lan iki tanesini kaybettim. Oho. Yapamadık. Isk aldın. 2 hedeften 2 saniyeyle ceza aldın. Okey. İn bakalım. Bir de kılıç talimi yapalım. Ha kılıç talimi de varmış. Ha ben böyle teker teker bütün şeyleri sen oğlum yükleyip girme. Ha yok bunu mu alacağım? İn bakalım ha. Ben bunları biliyormuşum ha. Çık buradan çık çık. İnşallah ana menüye atmaz da şeye gideriz. Kardeşimizle konuşmaya gideriz. Ben diyorum bana... Gidelim. Başka bir şey yapmadan önce. Erzağımız azaldı. Buranın kuzeyinde erzak alabileceğimiz ve yardım bulabileceğimiz bir köy var. Sen benden daha iyi bir binici olduğuna göre önden gitsen iyi olur. Okey. Ha ben gideyim.
Etrafı dolaş o zaman. Güzel. Dolaşalım hocam. Hiç eğitime zaman harcamak istemedim. Direkt oyunun içine atılmak istedim. Çünkü oyun bir de bir yıldan uzun bir süre geçti. Oyunun çıkışının ardından. Bayağı bir güncelleme gelmiş. Bir şey olmuş ve şu ana kadar da fark ediliyor bazı şeyler. Geldik sayarım. Şimdi erzak almalı ve belki de bizim gelecek birkaç kişi bulmalıyız. Köy büyüğü bize yardımcı olabilir. Onu bulmaya çalışalım. Siz de iyisiniz ha. Hiç ses aktörü bir şey olmadan hallediyorsunuz. Köy büyüğü Destur'la konuş. Köy büyüğü Destur nerede? Sol alt düğmesini basılı tutarak köy büyüğünün konumunu görebilirsin. Yanına yaklaştığında F düğmesine... Ha, okey. Oo, iyiymiş lan. Görevimin yerini görüyorum. Oh be mis. Bazı şeyleri hiç yapamıyorduk çünkü. Selam Destur. Ben Destur, bu köyün büyüğüyüm. Seni buraya getiren nedir ve yanımda dikilmeni sağlayan? Yardıma ihtiyacımız var. Akıncılar iki küçük kardeşimizi kaçırdılar. Bu taraftan geçmiş olabileceklerini düşünüyoruz. Senin yakınlarını da mı ele geçirdiler? Bunu duyduğumu üzüldüm. O alçaklar buralarda da birkaç kişi öldürdüler ve etrafı yağmaladılar. Kuzeye gittiklerini düşünüyoruz. Bana sorarsan burada malzemelerinin parasını ödediğin takdirde seninle birlikte onların peşine düşecek birkaç kişi vardır. Hazırlıklarını tamamladığında tekrar benimle konuşmaya gel. Akıncıların peşine düşeceksen sana göre bir görevim olabilir. Okey. Asker topla, hadi bakalım. Köy büyüğünün askeri. Paran var mı ya? Aldın mı? Bu ne? Haftalık şey mi? Benim değil mi? Hepsini al diyebiliyorum şu zaten. Bitti. Soldaki yerleşke menüsünden erzak almalısın. Okey. Aldık o zaman. Gün mü? Oyun. Hazırlıklarımızı tamamladık. Köy büyüğüyle tekrar konuşalım. Bize bir görev verebileceğini söylemişti. Onun dostluğunu kazanmak bizim için faydalı olabilir. Akıncılar hocam. Güzel güzel tutorial'lar yapmışlar. Daha önce yoktu bunlar. Konuş bakalım. Konuş lan. Bu özellik kapalıdır. Tamam git o zaman. Aradığını bulmana sevindim. Şimdi daha önce bahsettiğim meseleye gelecek olursak. Buraya zaman zaman gelen gezgin bir doktor var. İsmi Takteos. İnsanları bedavaya tedavi eder. Onu severiz. Onu en son birkaç gün önce gördük. Yanında bir sandık vardı ve bu konuda çok gizemli davranıyordu. Bir macera peşinde olduğunu söyledi ama başka bir şey söylemedi. Akıncılar buraya geçmeden sadece birkaç saat önce yola çıktı. Pek görmüş geçirmiş bir tip değil. Aslına bakarsan tam da tuzağa düşürülüp ele geçirilecek tiplerden. Onun için endişeleniyoruz. Takteos'a karşı gözünü açık tutarsan sana minnettar oluruz. Eğer hayattaysa ve sağlığı yerindeyse sana macerası konusunda çok daha çok bilgi verebilir belki. Okey. Ayrıldık, hadi bakalım. Aa, bunları döveceğim. Oh mis. Yen ulan. Gel bakayım şerefsiz seni. Saldır ulan. İnşallah elimde bir şeyler vardır ha. Elime kundaklayı verirlerse şu an çok canım sıkılır. Oh. Hocam selam. Oo hey bebeğim. Oo, köy büyüğünün askerlerine bak. Atlılar geldi. Ya abicim. Y- 58 delici hasar verdi. 10 var ya. Öl şerefsiz. Gelin bakalım. Oh, şöyle bir kebap yapalım. Kebap. Şu güzel şiş kebaplar yapalım. Gel. Oh, özlemişim bunu ya. Oh, şerefsizlere bak. Şş. Alo. Ölüyorum ha. Ben kalkanın sağlığını da gösteriyor. Ya bu mızrak
Onlardan daha... Onlara bana vurmadan onlara vurabilmem gerekiyor benim. Gel ulan şerefsiz. Öl. Burada Gauss'un akıncısı. Güzel, hadi bakalım. Ben neyim? Ben bir şeyimi geliştirmişim. Gönderili silahlar geliştirmişim sanırım. Zorlu bir savaşın ardından tutsak almaya da düşmandan kurtardığını kişileri birliğine katması şeyin olabilir. Naklet. Tutsağım var artık. Şerefsizler sizi. Bu ne? Karakter. Ha, buradan bir şey yapamıyoruz. Tamam. Benim canım azalmış be. Eğitilmiş. Benim üzerime ne ama? Benim üzerime hiçbir şey yokmuş ha. Bir tek bir deri yelekle dolaşıyorum. Limelenmiş. Şunu giy ya. Ha. Eğilmiş. No, no, gerek yok. Elimde kılıcım var. Ya dur bakalım sen ne kadar vuruyorsun. Sen kaç vuruyorsun? Savurma hızı 100. Savurma hasarı 52 kesici. Okay, uzunluk 90. Senin uzunluğun kaç hocam? 141 olan senin uzunluğun. 45 ezici gerek yok sana, teşekkür. Belki şöyle falan koyarım. Bana ok lazım. Gel bakalım şerefsiz. A dur dur. Dur. Ben seviye atlamışım bir kere. Ne? Tekelli mi? Tekelli de mi seviye atlamışım? Gönderili silahlarda değil mi? Verebileceğim bir şey yok mu? Yok, veremedim. Bu çünkü 25 istiyor. Anladım. Anladım. Bincilikte verebileceğim bir şey var mı? Var. Hücum hasarını %20 artırır. Manevra kabiliyetini %10 artırır. Senin formasyondaki atlı askerler 30 bincilik becerisi kazanır. Wow. Hücum hasarını %20 artırır. Bunu alalım. Tam hız, aynen. Sanırım zaten başka bir şey de alamıyoruz. Bir tek binicilik o kadar fazla. Bu ne? Serbest odak puanlarını bireysel becerilerindeki öğrenme limitini artırmak için kullanabilirsin. Karaktere her seviye atladıklarının odak puanı okey. Yani şu an çok da şeyimiz yok. Neye harcı? Ben tek elliye verebilirim belki. Çünkü elimde tek elli şey var. Değil mi? Belki buna verirsem... Öğrenme oranı, aynen, bir öğrenme oranı var. Buradaki 1,5 kat. 5,25, 4. Ha, verdikçe daha az oluyorsun. Bunu yükseltirsen 5,25 olacak. Buradan bakıyorum verebileceğim başka bir şey var mı diye. Şu an bence yok. Şu an bunlara vermeyeyim. Hekimliği ben nereden aldım? Ne zaman aldım? Hiç anlamadım ki. Tek elliye vereyim ya buradan. Yok dur. Şuraya bir şey yapayım ben. Bunları yaptık zaten aynen. E şimdi gelin hocam. Saldır. Saldırıyoruz. Standart. Çok standart. %65 sağlığım var. Yine az sağlığım. Hocam hücum. Bu köyün büyüğünün getirdiği askerleri de Nusun olacak herhalde. Ben de kabak gibi ortada kalacağım yine. Benim hızım çok düşükmüş ya. Ayt be. Ya abicim ben neden... Ya neden oradan bana nasıl vuruyorsun sen ya? O elimde mızrak var benim, mızrak. Bastards diyor bir de ya. Ha öyle oluyor. Okey. Olmadı. Kaçmıyorsunuz lan şerefsizler. Vurun lan şunu. Lan nehre girdik. Oldu mu? Öl lan ha. Öldürün öldürün, bırakmayın. Bırakmıyoruz. Hiçbir şey bırakmıyoruz ha. Hayır, merhamet yok. Oh mis mis. Hiçbir kaybetmedik hiç kimseyi de. Aynen müthiş. Ben yine bir şeyler kazandım. Moral de kazandık.
Hep kol koruması var ya. Başka yerlerine başka bir şey giymiyorlar sanırım. Ben ya karakterden bir şey yapayım. Ne aldık biz? Gönderili silah. Ha, anladım. At sırtındayken gönderili silahlar hasarını %2 artırır. Neden böyle bir şey var? At sırtındayken gönderili silahlarla hasarını %2 artırır. Senin önderlik ettiğin formasyondaki süvarilerin hasarı %2 artar. Gönderili silahlarla hasarını %2 artırır. Infantry bu. Ha, tamam, bu normal düz. Ben süvari istiyorum. Odak puanı herhangi bir şeyim yok. Ha, şunları da verebiliyor muyuz acaba? Bu ne? Serbest yüzeylik puanı. Odak puanı. Bu ne? Ha, okey. Bu nasıl öğrenilir? Tamam, anladım. Güzel, güzel şeyler eklemişler. Bakalım diğer şerefsizler ne de diğer şerefsizler. Nerede lan onlar? Nereye kaçtılar? Allah Allah, nereye kaçtılar ki? Ne birlik? Ne var? Neyi konuşacağız? Birisi mi geldi? Birisinin şey mi yapıyor? Bizi terfi mi ettirebiliyoruz? Yo. Oğlum nerede lan bu? Çık. Paran ordusunun yakınlarına değildir zaten. Ha. Ha, şerefsiz seni. Saldır ulan. 161 canım var. İyileşemiyoruz. Hekim lazım bize ya. Saldırın hocam, saldırın, saldırın. Döveceğiz. Vallahi benden daha hızlı gidiyor şerefsizler. Arkada kalanların bir kısmını ben öldüreyim bari. Hayır. Oh. Nasıl öldü ama? Ay, kaçmayın ulan şerefsizler. Hiç olmadı. Öl. Ulan. Kaç defa dürteceğim seni? Oğlum sen ölmeyeceksin. Seni kaçırtmayacağım. Oh be. Aa, ikisi kaçtı mı? Ulan tüh be. Yoksa şu... Aa, yo. Anladım. İkisi sadece pes etti. Anladım. Güzel. Nimelenmiş bağcıklı kol zırhı. Gerek yok. Ha, şöyle bir... Yok. Benimki ne? Kavisli bot. Bacak zırhı 5. Ağırlık 0.9. Bacak zırhı 3. Ha. Limelenmiş. Ağırlık benimki daha hafifmiş ama onunki daha iyiymiş. Ya bu nasıl bir şey? Ben bunu giyeceğim. Satarım en azından. Takteos dağ aydınları tarafından tutsak alındı. Allah Allah. Takteos artık özgür mü? Akıncıların beraberinde sürekli tutsaklardan birkaçını kurtardın. Susuz ve bitkin görünüyorlardı. Onlara biraz su ve ekmek verdim. Bir süre sonra işlerinden biri sendeleyerek ayağa kalktı ve yanına geldi. Takteos. Kim olduğunu bilmiyorum ama sana borçluyum. Bu eşkıyalar ölümümüze senin neden olacaktı. Adım Takteos, doktorum. Bir macera peşindeydim ama artık böyle şeylerin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Gel bize katıl reis. Bir kervanla birlikteydim ve birdenbire çalılıklardan çıktılar. Etrafımızı kuşatmışlardı ve sayıları birden fazlaydı. Dolayısıyla teslim olduk. Sadece fidye için bile olsa bizi hayatta tutacaklarını düşündüm. Ancak bizi var güçleriyle kırbaçlamaya başladılar ve susuz bıraktılar. Neredeyse yıkılıp kalacaktım. Okay.
Sıcak çarpmasının belirtilerini hissedebiliyordum ve onlara söyledim ama beni daha da çok kırbaçladılar. Eğer siz gelmemiş olsaydınız belki de size doğru düzgün teşekkür etmenin bir yolu vardır. Akıncıların ele geçirdiği iki çocuğu arıyoruz. Bize verebileceğin bir bilgi var mı? Veya bize katılıp hekimlik de edebilirsin ha. Böyle bir seçeneğimiz de var. Ne yazık ki hiç çocuk görmedim. Kervanımız saldırıya uğradıktan sonra akıncıların başındaki Radagos dedikleri adam değerli mallarımızı ve benim sandığımı alıp atıyla uzaklaştı. Bu bölgeye akınlar düzenleyen çetelerin birkaçını idare ediyormuş gibi görünüyordu. Eğer soydaşların onların elindeyse mutlaka biliyordur. Yardımının karşılığında sana verebileceğim değerli hiçbir şeyim kalmadığı için ancak şunu söyleyebilirim. Eğer o zalimi bulup alt edersen sandığımı geri alabilirsin. İçinde eğer nerelerde satacağını bilirsen çok para edebileceğini söyledikleri değerli bir ziynet eşyası var. Daha fazla bilgi edinmeye çalışıyordum ama dediğim gibi içimde hiç seyahat etme isteği kalmamıştı. Yaşadığım sürece bir kuyudan 20 adımdan fazla uzaklaşacağımı sanmıyorum. Bunu aklımızda tutarız. Pek bir şeye benzemiyor ve grubun onu az bir para karşılığında elden çıkaracağını düşünüyorum. Ama ben onu zamanında tedavi ettiğim bir paralı askerden almıştım. Ve kendisi onun Neredzes'in budalalığı isimli bir bağlantılı olduğunu yemin etmişti. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Neredzes birkaç yıl önce savaşta hayatını kaybeden imparatordu elbette. Belki sen onun gerçek değerini öğrenebilirsin. Anladım. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Umarım tekrar karşılaşırız. Görüşürüz dostum. Okey, Radagos'un sığınağını öylece söylediler. Ben bir şey yapabiliyor muyum? Hocam bak sığınağa gidiyorum ben falan diye. Baron kral mı ya? Krala mı şey yapıyorum ben şu an? Okey. Eğitim aşamasında etkileşimler sınırlıdır. Bu etkileşim kapalıdır diyor. Anladım. Biraz daha asker falan alabiliyor muyuz acaba? Size gidip daha fazla asker alabiliyor muyuz buradan? Asker topla. Al. Askerimiz daha oldu. Restora'da konuşsak mı ya? Görev bir şey varsa böyle... Eğitim aşaması... Anladım. Köy şeyi öyle diyor. Köy büyüğü öyle diyor. Hocam şu an eğitim aşamasındasın. Etkileşimler şu an sınırlı. O yüzden biraz belki şey yapabilirsin. Alayım ya. Gerek var mı acaba? Söyleyeyim alayım yönü ben. Oraya atarım. Abi 1102 var. 1102 diyor ya. Oh köylerden de para kazanabiliyoruz artık. Müthiş. Gidelim bakalım oraya. Radagos'un çetesinin sığınağını bul ve onları mağlup et. Hemen efendim. Hemen. Ne bayrağıyla dolaşıyorum ben ya? Geyik kafalı bir bayrağıyla dolaşıyorum. İlginç. Bizi öldürecekler. Saldır. Saldır ama. Yani yapacak bir şey yok. Öleceğiz. Sıcak olmaya başladı. Dınak görevlerinin başına düşman senin yaklaştığına habersizdir. F1 ve F2 kısa yollarıyla askerleri seni takip etmelerini emret ve düşmanı küçük gruplar halinde yakalamaya çalış. Beni takip edin askerler. Selam hocam. Gelin bakalım. Devam. Düşmanı basıyoruz. Baskına gidiyoruz şu an. Devam. Oh mis gibi. Ben kılıç şeyleri de alırım. Ben kalkan yetenekleri falan alırım. Harika olur. Bu ilk bölüm daha keyifli oldu ha. Bannerlord'un standart ilk bölümünden. Neden bilmiyorum. Belki benden kaynaklanıyordur. Belki güncellemelerden kaynaklanıyordur. Ve biraz daha... Mountain Blade'im silahı var. Nereden bunlar? Burada birilerinin olması gerekiyordu. Yok. Öylece. Grup buraya gitmişler herhalde. Burada bir iki kişi var. Lan ne maceralara çıkacağız sizinle be. Nice. Güzel. Ne fetihlere çıkacağız, ne seferlere çıkacağız be. Destan yazacağız, destan.
Yıllardır uykuda olan Tolgar destanı gerçekten geri dönecek. Ya da Skyrim'e Tolgar yapmamız lazım. Direkt Tolgar ismini... Oo, okey, orada birileri var. Güzel, canımız daha gitmedi. Kalkanımız azıcık zedelendi, şey oldu. Ama bu okey. Burada birisi yok. Daha sonra buranın reisi gelecek ve onunla da kapışacağız. O bizim canımızı yakabilir azıcık. Ama sefer Tolgar'ı şey yaptık. Aha, reis geldi. Çetenin reisi geldi. Pekala, iş yerime gelip çalışanlarımı öldüren kim ha? Küçük kardeşlerimizi kaçırdığını duyduk. Neredeler? Ya ben söylüyorum buna. Bundan daha iyi bir tarife ihtiyacım olacak. Adamlarım bu bölgede onlarca küçük velayet ele geçirdi. Çok iyi bir avlanma alanıydı. Ancak çoğunu güneydeki bir köle pazarına gönderdim bile. Hayda. Kardeşleriniz için başlattığınız av sonuç vermediğine göre çekip gitmeye ve kendi canınızı kurtarmaya ne dersiniz? Ya çekip gidersiniz ya da size döktüğünüz kanı yaralatırım. Bayağı sen ve ben bunu teke tek hallederiz. Ben köle tacirleriyle düello yapmam ulan. Saldırın şerif size. Öldü, hepsi öldü lan. Savaşçı azıcık şey mi acaba? Kimseyi de kaybetmedik ha. İyi öldük. 3 dakika sürmüş bütün savaş. Pekala, yenilgiyi gördüğümde kabullenirim. Eğer seni tutsan olacaksam kendimi tanıtayım. Ben Radagos. Henüz gırtlağımı kesmedin ve bu akıllıca bir hamleydi. Diriyken sana daha faydalı olmanın bir yolunu bulabileceğimden eminim. Kardeşlerimizi geri almamıza yardım etsen iyi olur. Yoksa seni ağaçta salandırırız. Daha küçük şeyler de yaparız, merak etme. Eğer onları geri getirmek istiyorsan yardımıma ihtiyaç duyacaksın kuşkusuz. Canlı olarak geri getirmek istiyorsan yani. Okey. Benim çocuklar bir kurtarma girişimi durumunda. Ne yapacakları konusunda çok açık talimatlar aldılar. Ha, okey. Yola çıkalım mı? Unutma, eğer yorgunluktan düşüp ölürsem veya bir nehirde boğulursam sevdiklerinin sonu gelir. Konforlu bir tahterevan beklemiyorum ama bu yolculuğu benim için pek de zor kılmasan iyi olur. Az önce görmeyi beklemediğiniz bir takım şeyler gördük. 4 şeyimiz oldu. Senin akıncılarını ben satacağım. Bu ne ya? Ne abi? Tutsalı birliği al. Hepsini yapmak için kontrol tuşuna bas. Daha gerek yok. Hayır, gerek dur lan, seni salmayacağım. Çok sevinmiştir ha. Beni salıyor musun? Özgür miyim artık falan. İçinde eski bir bronz parçası olan bir sandığa rastladım. O kadar aşınmış ve paslanmıştı ki bir çanak olabileceği gibi bir taş da olabilirdi. Bu Takteos'un sana bahsettiği Neretzes'in budalalığı ilgisi olan sandık olmalı. Burada daha çok hazine bulmayı umuyordum ama sanırım Radagos ile çetesinin işleri pek de iyi gitmiyormuş. Bu garip metal parçasını buldum. Pek değerli görünmüyor ama Takteos'un bahsettiği parça olabilir. Yüklü bir fiyat karşılığında soylu klanlardan birine satabiliriz belki. Yo, tamam, yapalım. Benim daha iyi bir fikrim var. Şimdi ayrılırsak şansımız artar. Çünkü neden olmasın, daha sonra adam toplayacağım ama. Okey. Radagos'u alıp köle pazarına gideceğim ve çocukları serbest bırakmadan bir yolunu bulmaya çalışacağım. Ancak hayatlarını tehlikeye atmamaya dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla onları satın almak daha iyi olabilir. Gel gelelim, bunun için keselerimizin dolu olması gerekiyor. Bu adamları yanımıza almam gerekecek. Radagos hilekar bir tipleri kaçmasını istemiyorum. Ufaklıkların fidyesini ödemek için para toplamamı mı istiyorsun? Evet, bunu yapmanın bir yolu bulmalısın. Belki bu bronz parçası faydalı olabilir. Takteos onun doğru kişi için bir servet değerinde olabileceğini söylemişti. Eğer hayatta kalmayı başarırsan tabii. Doğru söylüyorsa dikkatli olmalısın. Elinde olduğunu belli etme ama insanlarla konuşup ne kadar değerli olduğunu ve nasıl satılabileceğini anlamaya çalış. Bir şey daha var. Soylarla ve diğer insanlarla konuşurken kendini uzak ama seçkin bir aileden gelen biri olarak takdim ettiğinden emin ol. Bizim soyadımızı kullanabilirsin veya başka bir soyadı seçebilirsin. Soyluların huzuruna kabul edilme ihtimalin daha yüksek olur ve seni daha kolay bulurum. Tamam. Tamam. Soyadımızı kullanıyorum. Kadim, eski soyadımız.
Sancağının sembolü belirli. Ulan 146 diye belirlenen şeyin şeyi nasıl olur ki? Şöyle gözümüze çarpan bir şey varsa. Fena değil ha. Aha. Bu olsun hocam. Arka plan bu olsun ama o da bu olsun. Hah. Oh mis gibi. Mis gibi. Misler mise. Eğitim sona erdi. Artık Kalradya'yı keşfetmekte özgürsün. Evet bebeğim. Ve tek kişiyim. Tek kişiyim. Birliğinde ne tutsak var ne bir şey var. Sadece ben varım artık. Allah'tan 1000 altın bırakmışlar yani geriye. Yani git para topla deyip geri şey yapıyorlar ya. İnanılmaz ya. Dur bakalım gidip. Ne kare diyorsun lan, dışa çıktım. Bununla bir konuşalım. Faraon'un ordusu. Faraon ordu lideriyle konuş. Dük Faraon. Ha orada dur. İsmini öğrenebilir miyim? Sen kim? Sakıncası yoksa ha. Benim adım Tolgar beyefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Ben Leoni Pardes hanesinden Faraon. Ailemiz imparatorun ilk günlerinden beri senatoda yer almış ve görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirmiştir. Poros'un lorduyum. Ben savaşmak için savaşmayı sevenlerden değilim. Ancak yine de sözüne sadık, güvenilir savaşçılara ihtiyacım var. Bana sadık olanlara ben de sadığımdır. Beni alsana. Ordun o zaman. Neritsis'in budalalığı nedir acaba? Bazı insanlar bunu 1077 yılında gerçekleşen Büyük Pendraek Savaşı olarak adlandırır. İmparator Neritsis, Sturgeallar, Batanyalılar ve Vlandiyalılardan oluşan bir ittifakla savaşmak üzere Kuzey Etlerin ve Asirayların eşlik ettiği bir orduya önderlik etti. Okey. Müzikler bir tık fazla. Onun için bir felaketti. Ölümüyle sonuçlandı ama galip gelenlerin durumu da daha iyi olmadı. Anlıyorum. Çok şey böyle. Anlat hocam, ben saçmalıyorsun azıcık ama ben seni geçiştireyim falan gibi bir anlıyorum bu. Ama Pendraek Savaşı konusunda bir bilgi verebilir misin? Ben orada değildim. Lucon'un bu konuda bazı fikirleri olduğunu biliyorum. Lucon kim ya? Konuşmak istediğim bir şey var. İmparator için Ra'gea'nın hizmetine girmek istiyorum. Nasıl hizmet sunacaksın? Hiçbir şey sunamam. Tek kişiyim. Çok da yanlış bir karardı benim için. Aha. Kapılcular. Buyurun şuradan. Hayır. Oh. Asker topla. Aldık bunları. Üç çapı, beş çapı. Çapulcu bunlar. Ben de asker aldım şu an. Şuradan da asker alıp çapulcuların peşine düşebilirim. Sen nesin? Vekil temes diyorsun şeyi. Bak bak benim peşimden geliyor ha. Oo 10 kişilik çapulcu ordusu. Oh asker al. Hocam sen ne istiyorsun? Konuşalım bakalım seninle. Sürüyü Onira'ya götür. Onira nerede ya? Onira. Nereden bakıyorduk bunlara? Bir yerden bakıyorduk bunlara. Plan, görev. Şuradan mı bakıyorduk? Ne yapıyorduk? Oyuna girdin. Envanter, birlik, görev, klan. Nereden bakacağız lan? Onira'ya götür. Bir yerden... Sanki bakmamız gerekiyordu ama... Şu an kesinlikle bakamadım. Oh evet, evet. Şu çapulcuların peşine düşersem. Ben onları yakalarım. Arkamdan da o gelir ve birlikte o çapulcuları ezeriz. Biz kimseye zarar olmayan gez... Ha? Aha. Hiç sanmıyorum eşkıya. Teslim ol ya da öl. Bizi aslında canlı ele geçiremezsin. Güzel. Kimsenin birliği saldırıya öncülük etmiyor abi. Çapulcuları ben yakaladım. İnşallah şeye konmazlar yani. Yağmaya. Hadi bakalım. Oh ho ho!
Beni takip eden arkadaşlar, piyade okçular, herkes ya beni takip. Aa, başka birisi yok zaten. Gördüğünüz 5 kişiyiz şu an. Hücum hücum hücum. Birisini öldürek lan bari. Hayır hayır, öldüreceğim. Öl lan. Oh be. Öldük. Ya öldürdük. Evet be. Ganimetten %13 kazandın. Oo, okey. %13 ne kadarmış acaba? 23 saniyede bitmiş bütün şey. Limenlenmiş dolamalı ayakkabı. Hiç bize göre değil. Hiç bize göre değil. Hocam teşekkür ederim. Burada da bir 10 kişi vardı. İstersen onları da bir halledelim. Sonra hallederiz işlerimizi. Birlikte hiç terfi eden yok mu be? Hiç terfi yok ha. On dört kişi olmuşlar abi. Krallık çapulcular. Çapulcu krallığı. Gerçekten inanılmaz. Aha acemi. Sana acemi falan geldi. Güzel. Ben böyle burayı askerlerle doldurup ondan sonra şey yaparım. Asker topla. Acemi falan gelmemiş. Hiçbir şey olmamış ya. Bunlardan mesela neden şey yapamıyorum? İlişkim yok. Anladım. Ürün satın al bari. Şunları verdim. 46 altın alınacak. Alalım o zaman 46 altını. Şeyim var mı? Abi odak puanım var. Okey. Odak puanı bir şuraya mı versek? Öğrenme hızını artırırız. 6.5 olmuş. Oo. Nasıl lan? 3 taneden 6.5 mu oluyor? Haa. Bunu da etkili tabii. Bunu geri alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Neyse. Sağ ol. Boşver. Çok iyi değil. Sen neden hala şeysin ya? Lan ben neyi soracağım ki? Olgar, evet, neyin var? Konuşmak istediğim bir soru var. Bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacın olabileceğini duydum. Bana yardımcı olabileceğini sanmıyorum. Klanını hiç duymuyorum. Sana gönüp güvenemeyeceğine emin değilim. Ha, bas git uzan abi. Diğer üyeleriyle konuş. Demion. Dur bakalım, daha fazla yaklaşma. Kusura bakma ama insan ne kadar temkinli olsa azdır. İsmini öğrenebilir miyim? Benim adım Tolgar beyefendi. Sizin adınız nedir acaba? Ben Leoni Pardes hanesinden Temion. Ailemiz nesiller boyu imparatorluğa hizmet etti. Aha. İyi dövüşçülere kapım her zaman açıktır. Beni etrafta soruşturursan adamlarıma iyi baktığımı göreceksin. Anladım. Ama bu benim için şey değil çünkü. Sizin hizmetinize giremiyorum. Bir dakika, ne? Bunu dersem ne olacak? Ha, hiçbir şey diyemiyorum çünkü artık bir şeyim yok yani. Bunu diyebileceğim bir şeyim yok. Gidelim bakalım. Şehre mi gitsek ya? Sanki şehirde... Aa yok, burası, buranın şeyi de gitmiş. Anladım. Aa yok, burada okey. Ben de görev olmayacak sandım. Hocam okey. Konuşalım o zaman. İyi günler, sen kimsin? Benim adım... Ben Tolgar, sen kimsin? Ben böyle diyeceğim yani, söylemesi daha kolay. Ben... Yukor. Soydaşlarım gibi ben de hayatım boyunca burada yaşadım ve toprağı işledim. Kanaros'ta çoğu benim gibi çiftçilikle ve esnaflıkla uğraşan birçok insan benim kendisi adına konuşmamdan hoşnut olur. Tanıştığımıza memnun oldum. Benim en değer verdiğim şey insanların sözünü tutmasıdır. Dolayısıyla bana karşı dürüst ol ki ben de sen dürüst olayım. Bir yardıma ihtiyacım varmış sanırım. Bu köydeki bazı ailelerin biraz para toplaması gerekiyor. Onları da satmak üzere 10 vadi binek atından oluşan bir sürü topladılar ama yollarda bunca haydut varken sürüyü kendileri götüremezler. Biz tüccar ve toprak sahibi değiliz. Hiçbir kaybı göze alamayız. Ne yapabilirim? Onura'ya doğru gidiyorsan belki de sürümüzü marangoz plasaya götürebilirsin. Onura nerede? Haritada gösterebilir miyiz? Görebilir miyiz acaba? Okey. Bir yol var mı? Bir yoldaşınla birlikte 6 adamını ataman diğer telli olacaktır. Her ikisi de uyar. Eğer sen ve adamların sürüyü sağ salim teslim ederseniz 400 altın ödeyeceğime söz veriyorum. Ne dersin?
Ben kendim götüreceğim. Teşekkürler. Teşekkürler beyim. Size minnettar olacağız. İyi şanslar. Anlaşıldı. Köyde neden dolaşayım? Onira bu taraftaymış. Ben anlamadım. Benim baştan onunla mı konuşmam gerekiyor? Bizimle ilgili bir görev daha mı var yoksa... Bizimle ilgili görevi olduğu için mi öyle gösteriyor? Konuş. Bolgar. Ha okey tamam gitmeliyim ben götüreyim artık şu sürüyü ya. Oho Onira neredeymiş abi ya? Şimdi dakika benim envanterimde mi bunlar? Vade bine katı 10 tane tamam okey. Ölmeyiz inşallah. O 10 çapulcu. 14 çapulcu şöyle yandan. İnşallah 400 altına ulaşırız ya oraya. Ulaşamayabiliriz gibi geliyor. Kaç? 13. 13 altın mı kaybettim? Ben ulaşırız lan. Beni Zilal'den Kilam Asirayların... Ha tamam bu sıkıntı değil. Neretis'in bulalığını araştırırız. O sıkıntı değil. Bunun için 2000 dinar lazım. 20 kişilik ekip kurmam lazım. Sürüyü Onira'ya götüreceğim. Götürelim. Ormanın içinden geçeceğiz ama. Burada zaten bir şey... Oo daha haydutları var. Asker toplayayım bakayım. Oo. Bunları toplamak istiyorum çünkü... 80 altın ödedim. 11 kişi olduk. Ya en azından böyle küçük gruplarla savaşabilelim. Krallık daha haydutları krallığı. Spotify'da bir şey var. Spotify'da bir şey var. Ne istiyorsunuz bakalım? Nemos için askerleri eğit. Nedir hocam bu? Ben Tolgar efendim. Buralarda topraklarım var. Ben Nemos. Bu köydeki birçok kişi adına konuşurum. Adını duymadım ama günün birinde kendine yer edinecek birisine benziyorsun. Bir yardıma ihtiyacın varmış sanırım. Buralarda işler zorlaşmaya başladı. Bölgedeki çıban başları konusunda bana yardımcı olacak birkaç delikanlı var ama gerçek savaşçıların karşısında uzun süre dayanamazlar. Belki sen onları yanına alabilir ve onlara gerçek savaşın nasıl bir şey olduğunu gösterebilirsin. Senden onlara bir soylunun maliyetini uygun hale getirmeni beklemiyorum. Ama en azından buradaki haydutların durup düşünmelerini sağlamak istiyorum. Tamam yardım edeyim. Belki onları biraz tecrübe kazanana kadar birliğine alabilirsin. Başka bir yolu var mı? Ya da bir süreliğine yoldaşını görevlendirsin falan. Tamam ben alacağım. Ben hallederim. Şunu söylemeliyim. Savaşta bir ve iki kişinin ölmesi doğaldır. Eğer baskına uğrarsak ve savaşta kadarımız olmazsa işler daha da kötü olabilir. Ama hepsini felaketi sürüklememeye çalış. Bu adamlar benim için risk alırlar ama canlarını bir hiç uğruna feda etmezler. Anladım. Daha da fazla insanımız oldu. Tamam. Bu ne lan? Çeşitli görevleri ala ala gidiyoruz. Hadi bir saat olmuş yani. O yüzden şurada tam şehirde duralım. Şehrin kenarında. Aa burada da görev var. Her yerde görev var. Çok iyi. Evet değerli ablalarım. Çok teşekkür ederim. Benim bu noktaya kadar takip ettiğiniz için. Ben orada bu noktaya kadar takip ettiğiniz için. Tolgar diye bir karakter yarattık. Aradan bir yıl geçmişti. Bir sürü güncelleme gelmişti. O yüzden bir baştan görmek istedim. Ne var? Nasıl bir şey? Sanki biraz daha böyle eski havasını geri kazanmış gibi bilmiyorum. Belki ben hayal kuruyorum artık şu noktada. Lütfen yine like'larınız ve yorumlarınız için de teşekkür ederim. Lütfen düşüncelerinizi belirten. Şöyle yap, böyle yap gibi veya şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Şöyle şeyler güzel olabilir diye bir önerileriniz varsa bu oyun için söylemeyi unutmayın. Böyle açıklamalarda ilginizi çekebilecek bir takım başlıklar, konular, linkler olabilir. Oraya da göz atabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.